Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Türkçe harf, hece, kelime testi 3. Okuma parçası olan sorularda parçayı 2 defa okumak sizin için daha iyi olacaktır. Başlıyoruz. Okulum. Her sabah okula yürürken mavi kapılı evin önünden bir kez sola, iki kez sağa. Şeker dolu kavanozuyla karşımda bakkal amca. Ya yer değiştirirse okulum. Ulaştım derken ya kaçıp saklanırsa başka bir sokağa nasıl bulurum sonra? İki sokak geçip kasabın yanından sola işte okulum orada. Yüzünde her zamanki sıcak gülümsemesi öğretmenim bekliyor beni. Aşağıdaki ilk 3 soruyu şiire göre cevaplayınız. Çocuk ne olmasından korkuyor? Yolda bakkalla karşılaşmaktan. Yanlış. Neden? Bu şiirde onu anlatmıyordu. Okulumu kaybetmekten. Evet, doğru. Okulla ilgili okulunu kaybetmekten. Okul servis aracına binmekten. Bu da yanlış. Yani ikisi yanlış, bir tanesi doğru. O da B. Şiirde hayal ürünü olan nedir? Öğretmeninin çocuğu beklemesi, her sabah okula yürümesi, okulun kaçıp saklanması. İki tanesi yanlış, bir tanesi doğru. Bulalım. C. Şiirin başlığı kaç harften oluşmuştur? Bakalım. O, ku, lu. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cevap B. Türkçe sözlüklerin başında iki ünsüz harf yan yana bulunmaz. Bu bilgiye göre yukarıda verilenlerden Türkçe olmayan kelimeleri çıkardığımızda hangi iki kelime kalır? Bakalım. Tren. Trende TR var. Bu yanlış. Bunu eledik. Spor. S, P var. Bunu da eledik. Krem. K, R var. Bunu da eledik. Geriye kilim, halı kalır. Yani doğru cevap A. Tablodaki kelimelerin noktasını sözlük sırasına göre birleştirirsek hangi şekli elde ederiz? Bakalım şimdi. Bakalım. A. A'dan sonra ne gelir? Ona bakalım. A, B, C, Ç, D, E, F. Evet. F. İşte F. Burada. F. Bakalım. G. Yumuşak G. H, U, I, J, K. K. Durduk. Bakalım. Kediye birleştiriyoruz şimdi de. Kediden neye birleştireceğiz? Ona bakalım. K, L, M, N, O, Ö, P, R, F. Evet. F'ye birleştiriyoruz. Yani cevap A. Hatice teyze pazardan alışveriş yaptı. Poşetlerinde kelimelerdeki harf sayısı kadar ağırlık var. Buna göre Hatice teyze pazardan en çok ne almıştır? Kelime ağırlığı kadar, yani biber. Biber kaç tane sayalım biber? 1, 2, 3, 4, 5. 5'i buraya yazıyoruz. Bu 5.
Peki ya elma? Elma 1, 2, 3, 4. 4 kilo da elma almış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kilo domates almış. En çok ne almıştır diye sormuştu bize. Yani doğru cevap C. Bir kelimedeki hece sayısını bulmamızın kolay yolu aşağıdakilerden hangisidir? Kolay yolunu arıyoruz. Bakalım. Harfleri saymak bu yanlış. Ünsüz harfleri saymayız çocuklar. Ünlü harfleri saymak doğru. Okey. Tüm harfleri saymak yanlış. Size örnek vereyim bir tane. Ünlü. Ünlüne bakalım. Bir, iki. İki tane ünlü harf var. Yani bu iki heceli. Ünlü. Evet doğru. Bu iki heceli. Yani cevap B. Cemile iki ünsüz bir ünlüden oluşan hecenin yazılı olduğu çiçekleri toplarsa kaç çiçeği olur? Bakalım. Bir ünlü, iki ünlü, bir iki ünsüz bir ünlü var. Yani bunu topladı. Örf'te bir ünlü, iki ünsüz var. Bu da toplanmış. Bir de iki ünsüz bir ünlü var. Bu da toplandı. Yani 3. Cevap C. Evet arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Size iyi dersler. Görüşürüz.